gelişmeler var bence. Bunun dışında bir diğer yön beynelmilelciliğidir. Yani beynelmilel aslında milel kelimesi bizde şey anlamında kullanılır. Yani mille normalde din anlamına gelir Kur'an'daki şeyle. İbrahim milleti diye geçer. Türkçe'ye geçişinde dil daha işte dini değil de milliyete dair gibi bir algıyla geçmiş. Yani kelimenin Arapça karşılığı, Türkçe karşılığı biraz farklı. Türkçe'de uluslararası gibi anlamda kullanılır yani şeyde. Uluslararasıcı yani işte tek kavme bağlı olmayan, milliyetçiliği dışlayan bir yapısı olması. Ben esas biraz bu açıdan da zararlı olduğu kanaatindeyim. Şimdi bugün bizim içinde bulunduğumuz dünyada yani küresel ulus devletlerle savaşıyor. Yani küresel için istenilen şey şudur. Sizin ulusunuzun ve ailenizin zayıflaması, özellikle ulus devletinizin zayıflaması küresel açısından ferdi kolay yönetebilmek, bireyi kolay yönetebilmek. Çünkü birey güçsüz ve dezorganizedir, yani zayıftır. Bu anlamda küresel propagandanın ana hedefi devletleri zayıflatmak ve aileyi zayıflatmak üzerine kuruludur. Yani o bağları parçalama üzerine, çünkü çok daha kolay yönetirsiniz bireyleri. Bu anlamıyla İslamcılık aynen Marksizm gibi, yine burada da benzeşir, milliyetçilik aleyhi bir söyleme sahiptir. Şimdi şunu önce bir tespit etmek gerekiyor. Yani biz şu an İslam'ın beynel milel yani milliyetlere bağlı olmayan bir din olup olmadığını tartışmıyoruz. İslamcılık bir ideoloji ve bir devlet yönetimi tarzı talep ediyor, iddia ediyor iyi bir şey kurabileceğini. O zaman biz şu an bir işte atıyorum Ermeni bir Müslümanın benden aşağı olup olmadığını tartışmıyoruz. Benim böyle bir iddiam yok yani Ermeni bir Müslüman. Elbette benim din kardeşimdir yani. Bunda bir beis yok. Konuşuyor olduğumuz konu bu değil. Fakat devlet yönetimi, devlet teşkilatı açısından konuşuluyorsa tarih boyunca hiçbir zaman milliyet bağıntısız bir devlet ortaya çıkmamıştır. Yani işte eski imparatorluklar elbette farklı unsurları, farklı milliyetleri içinde barındıran yapıdadır. Bugün ulus devletler de böyledir. Yani ama orada hakim unsur vardır. Çünkü devletler ikna ederek yani ne komünistlerin hayal ettiği gibi ne İslamcıların hayal ettiği gibi ikna ederek kurulmazlar. İkna ederek işte ne bileyim güzel bir ideolojiyi anlatarak kurulmazlar. Güçle kurulur yani. Ve bunu sağlayan unsura da diğer şeylere tabi olur. Yani belli coğrafyalarda, belli tarihlerde Türkler bunu ele almıştır. Belli coğrafyalar, belli yerler işte Araplar kurmuştur. Türkler altında yaşamıştır. Veya işte bu tabii ki her zaman da böyle işte biz yönetiyoruz, siz tebaasınız gibi olmuyor. İşte mesela sen yönetiyorsun ama adama da orduda görevler veriyorsun. İşte ne bileyim belli bürokrasiyi onlar yapıyor. Ticareti onlar yapıyor işte mesela Osmanlı Devleti'ne atıyorum Ermenilerin olduğu gibi. Yani bu şekilde olur ama her devlet belli bir unsur üzerine kurulur. Tarih boyunca da böyle oldu. Yani bugün tutup da biz bu harcı hiç önemsemeksizin bir şeyler yapabiliriz iddiası aslında Marksizm'de de ne kadar çalışmadığını müşahede edildi. İslamcılıklar da bu anlamıyla biraz bana kalırsa küreselci söylemi besliyorlar. Ben milliyet kavramını insanın ya aynen ailesini sevmesi gibi müspet olduğunda diğer kavimleri dışlayıcı, aşağılayıcı, saldırgan, parçalayıcı olmadığında olumlu buluyorum. Yani bir insanın ailesini sevmesi, sen işte aileni niye seviyorsun? Müslüman kardeşin varken falan demiyoruz. Yani aile çünkü daha yakın, insan fıtraten ona karşı bir meyil hissediyor. Ben İç Anadolu insanıyım. Fıtraten İç Anadolu insanının bana hareketleri daha şey geliyor. Yakın olduğu için insansın ünsiyetten türeyen bir yani iki kökü var. Bir nisyandan türediğini iddia eden bir ünsiyetten. Ünsiyet yakın olmaya bağlı sevmek gibi çevrilebilir. Tabii Doğu Karadenizli'ye göre daha şey geliyor bana. İç Anadolu'nun insanı daha bana yakın geliyor. Çünkü ben İç Anadolu'nun insanıyım. İşte Ege'liye göre daha yakın geliyor. Burada bile bir ünsiyet bağı kuruyorsun. Tabii ki içinde yaşadığın devlet, toplum buna bağlı bir yakınlık hissinin olması anormal değil. Bu açıdan milliyetçiliği ben olumlu bir şey olarak görüyorum. Bir toplumsal harç olarak görüyorum. Bunun da İslam'a münafi olduğunu düşünmüyorum. Yani İslamcı söylem mesela burada bunu şey yapabilmek için Arap toplumunda iki çeşit milliyetçilik vardı. Birincisi kavmini her şekilde zalim de olsan, mazlum da olsan diyor kardeşini koru mesela. Bu Arap şey normalde sonra bu hadise dönüşüyor. Hadise dönüşüyor derken Muhammed Aleyhisselam bu kavrama format atıyor. Zalim de olsan, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Ya Resulullah diyor zalim olsa nasıl yardım edeceğim? Zulmetmesine engel olacaksın. Bu tamam, bu güzel. Neyi engelliyor bu? Direkt işte ya kardeşim işte bu Türk zulmediyor. Ben gene de Türk olduğum için bunu savunmalıyım. İslam'ın karşı çıktığı şey bu. Buradan işte bir milliyetçilik hissi olmamalı anlamı çıkmaz. Bu İslamcı bir çıkar. İslam zaten geldikten sonra kabile anlayışını büsbütün de yok etmiyor. Bu zulüm anlayışını yok ediyor. Fakat kabileler her zaman var. Fıkıhta her zaman etkili. İslam literatüründe etkili. Muhammed Aleyhisselam çağında da etkili. Yani adam birisini öldürüyor. Onun diyeti kabilesinin üzerine borç oluyor.
Neden bütün Müslümanlar üzerine olmuyor? Çünkü kabilesi daha yakın ona. Bak burada bir kabile şeyi var, bağıntısı var. Yani bunu ortadan kaldırmaya çalışmak çok anlamlı değil. Mesela bu atıyorum ne görüldü? İşte İslam coğrafyaları işgal edildi mesela. Orada milliyetçi odakların da direnişleri olurken İslamcılar sürekli milliyetçilik aleyhi söylemler aslında çok da faydalı olmadı bakıldığında. Mesela şeyde İbni Haldun'da ve benzerinde yani bizim bugün toplumsal o bağ, seni harekete geçiren bağ dediğin asabiye kavramının çok olumsuz kullanılmadığını görürsün. Yani hatta medeniyetin itici gücü olarak ele alınır İbni Haldun'da. Fakat İslamcı söylem eşittir İslam gibi alındığı için yani bu böyledir deyip İslamcı söylemi kendisini İslam olarak lanse ettiğinden bahsetmiştim. Bu bunun güzel bir örneği. Yani milliyetçilik İslam'a uygun değil. İbni Haldun bak bu kavramın İslam'a uygun olup olmadığını tartışmıyor bile. Buna ihtiyaç hissetmiyor çağda. Sonradan ortaya çıkan bir söylemin ne kadar işte İslam budur'a dönüşebildiğini göstermesi açısından bu örnek az önce anlattıklarımıza güzel bir numune oluyor. Bu anlamıyla İslamcılık yani en az komünizm kadar küreselcidir. Ve bu bugün hakim olan küreselcilik İngiliz-Yahudi küreselciliğidir. Ve buna da fayda verdiğini zannediyorum. Farkında olmaksızın da olsa buna fayda sağladığını düşünüyorum ben İslamcılığın. Çünkü şeyden bahsettim yani biz burada bir işte Ermeni Müslüman olsa benim din kardeşim olur mu konusunu tartışmıyoruz. Bir devlet için Müslümanların geleceği için hangisi daha iyi? Yani bana kalırsa bugün işte Türkiye'de bir Müslümanın biz dünyayı kurtaracağız, dünyaya şöyle yapacağız gibi bir hayaldense Türkiye'ye katkı vermesi çok daha faydalı. Yani Mısırlı birisi de Mısır'a katkı versin. Bunda bir beis yok ya. Ben bir de diğer milliyetçilikleri olumsuz görmek zorunda değilsin. Ben yani milliyetçilik deyince anladığım şey bir adamın kültürüne aidiyeti, kendi kültürünü sevmesi ve benzeri türevi şeyleri anlıyor. Ve buna hiçbir problemim yok. Yani dışlayıcı, menfi, itici olmadığı sürece ki zaten az önce de söyledim ulus devletlerin güçlü olması yönünde bir şey olarak görüyorum milliyetçiliği ve dışlayıcı, itici, parçalayıcı olduğu zaman ulus devleti de zayıflatıyor. Ama illa böyle olmak zorunda değil. Yani milliyetçiliklerin büyük bir kısmı da böyle olmak zorunda değil. Bu anlamıyla yani sen Türkiye'ye katkı ver, öbürü Mısır'a katkı versin ve bunlar güçlendikçe zaten İslam güçleniyor demektir. Yani biz şimdi Türkiye'de işte bir küreseli kurtarma hayalinde olup da yani bu şeye benziyor biraz. Yani bir küreseli kurtarma hayaliyle ülkenin gelişmesini ıskalamak bana şeyi anımsatıyor. Yani ailesine faydası olmayan bir adamın bir işte memleketi kurtarmaya çalışması gibi işte veya dünyayı kurtarmaya çalışması gibi yani. Sen memleketine faydan olduğunda, İslam coğrafyasındaki herkesin kendi memleketine faydası olduğunda zaten İslam düzeliyor demektir. Yani İslam güçleniyor demektir. Ve daha sonra işte ne bileyim işte Avrupa Birliği benzeri bir tamamen şey olmayan bir birliktelik kurulabilir mesela. Bunun için illaki bir İslam devleti olacak ve bütün Müslümanları kuşatacak ya da bir İslam devleti olacak ırklar üstü filan. Bu sağduyuya uygun değil. Tarihte de vakada örneği yok işin aslı. Ve bir ütopik hayal, komünizm hayali gibi bana ütopik geliyor. Faydasız olduğunu, vakit kaybı sağladığını, enerji ve insan kaynağı israfına yol açtığını düşünüyorum bu hayali. Yani ülkenin, yani senin içinde yaşıyor olduğun ülkenin imar edilmesi bence çok daha iyi bir hizmet İslam'a bu açıdan. Bu imardan maksadım işte entelektüel olarak olabilir, teknoloji olarak olabilir, bilgi olarak olabilir, çalışma olarak olabilir. Yani ayrıca yani bir diğer yönde...